Kıbrıs Türkspor'unun unutulmaz isimlerinden Yeni Cami Adelen Kulübü ile özdeşleşen Oğuz Karayel vefatının 15. yılında kabri başında anıldı. Yeni Cami, Çetinkaya ve Yalova gibi futbol kulüplerinde büyük hizmetlerde bulunmuş, atletizmin gelişmesi için çalışmış, özelde futbol, genelde ise spor alanında önemli başarılar elde etmiş olan Oğuz Karayel'in anılması için kabri başında tören düzenlendi. Ailesi, sevenleri ve spor camiasından birçok ismin katıldığı törene Maliye Bakanı Ersin Tatar da katıldı ve sevenleri tarafından anı konuşmaları yapıldı. Oğuz hocamız Kıbrıs Türk futbolunun duayeni oldu. Duayeni gerçekten büyük bir isim. Kendisiyle antrenörüm olarak, daha sonraları bir spor adamı olarak sık sık buluşup hep sohbet ederdik. Yeşil çok güzel bir eşofmanını hiç üzerinden çıkarmazdı. Gerçekten bu adada varoluşumuzun nedeninden bir tanesi her türlü etkinlikte Kıbrıs Türk'ün var olması ve Oğuz Karayel gibi büyüklerimizin, değerlerimizin de o zaman bütün sıkıntılara rağmen, bütün ekonomik bir takım rahatsızlıklara rağmen bu varoluşu köklendirmeleri ve gençlere bu sporun güzelliklerini ve eğitimini aşılamaları. Ben bunu önemsiyorum. Çünkü o bir ekoldü, bir hocaydı, bir öğretmendi. Düğün günü çok iyi hatırlıyorum. O gün gerçekten futbol camiası büyük bir yas içerisindeydi. Haberini de yaparken ailesinden fotoğrafları almıştık. Eski anılarını ekranda yansıtmak için. O fotoğraflardan hatta bazıları bile bugün eski döneme yönelik programlarda halen kullanılıyor. Gerçekten gerek ailesi gerekse topluma, futbolumuza, sporumuza yaptığı katkı yadsınamayacak derece çok önemli. Daima benimle çekişirdi. İsterdi çekilsin benimle. Ve çok futbol Çetinga ile oynadığımız zaman, ailede ben oynadım tabii. Çetinga ile oynadığımız zamanlar beni daima sıkıştırırdı ve muvaffak da olurdu çoğu zaman. İngiltere'de Portsmouth'ta oynadığı gibi Ankara Hacettepe'de de oynadı. Hatta Ankaralılar Ankara'nın gülü diye ondan bahsediyorlardı. Yani çok değerli bir spor adamıydı. Hakikaten o oynadığı dönemlerden yaptığı hocalık yaptığı dönemlere kadar çok değerli bir spor adamı olduğunu hep duyuyoruz. Disipline çok düşkün bir antrenördü. Gençliğe çok düşkün bir antrenördü. Böyle bir soyadı taşıyan, ailemizde böyle bir soyadı taşıyan bir abimiz vardı. Biz futbolcunu göremedik fakat her zaman neler yaptığını Tansu abiyle beraber gerek Yeni Cami'de gerek Çetinkaya'da bir dönem neler yaptığını çok iyi duyduk. Gerçekten burada bulunmak çok mutlu verici bir olay. Çünkü ben abimizi hiç göremedim ama dünden itibaren davete geldikten sonra inanılmaz derecede gençlik gücüne neler yaptığını öğrendim. Çok duygusal bir ortamdayım. Onu söyleyeyim. Ben Oğuz abiyi çok yakından rahmetliyi tanıyan biri olarak gittikten sonra da en az ailesi kadar bütün yeni camiası da aynı. En çok üzülenlerdenim. كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ